neresi? Ayıcığın gizli üstlerinden biri daha mı ha? Önce dağ evi, şimdi çiftlik evi. Mağaranda var mı bari? Burası benim değil. Kimin? Dayımın. Abisi falan mı? Soyadları aynı. Çok mümkün. Sorgu Paşa Köyü Sağlık Ocağı yazıyor. Dayın orada doktor falan mıydı acaba? Sen dayınla görüşüyor muydun ya? Ben sana istesem annemi bulurum dememiş miydim Naz kızı? Demiştin. Demiştin ama bulmadın. Demek ki istememişim. Ama sen bunun benim için iyi olacağını düşündün ve hayatıma müdahale ettin. Aman etmez olaydım. Neyse, biz ayrıldığımıza göre bir daha kimse kimsenin hayatına müdahale etmez yalın arası. Oldu mu? Olmadı. Çünkü burada bu meseleyi çözeceğiz. Sen benim kararlarıma saygı duyacağına söz vereceksin. Ben de sana inanacağım. Öyle bir şey olmayacak. Olacak. Senin buna söz vermen de benim sana inanmam da zor. Ama bunu başaracağız ve buradan sevgili olarak çıkacağız. Çok beklersin. Beklerim. Benim vaktim çok. İyi geceler Laz kızım. Rüyanda beni gör. Gel! Ayıcığın keyfi yerinde böyle ıslıklar falan maşallah. Adamdaki özgüvene bak ya. Buradan sevgili olarak çıkacakmışız. Ben bu odada hiç çıkmayayım da sen gör gününü. Hadi bakalım. Akşam yemeği de yememiştim. Çok güzel kokuyor ha. Hiç de güzel kokmuyor. Ne demiştik? Bu odadan çıkmak yok. Hele o kalasın elinden bir şey yemek asla yok Defneciğim. Doğru diyorsun Defneciğim.
asla yok. Dah. O Kalas da çok güzel yemek yapıyor, bilmiyorsun sen. Ay. Gurur diye bir şey duydun mu sen Defneciğim? Açlık gurur tanımaz Defneciğim. Tanır Defneciğim, tanır. Diren kızım, diren. Gururlarını ayaklar altına aldırmaz. Yok öyle bir şey. Atma be. Barutçular boğazına çok düşkündür bir kere. Gurur murur tanımaz onlara. Gidiyorum ben. Yalan söylemiyordun Defne Barıcı. Ne alakası var ya bunun yalanla? İyi ki bir adımız çıkmış ha. Açlıktan geberiyorsun ama hala aç değilim diyorsun. Yalan söylüyorsun işte. Evet. Söylüyorum. Ben böyleyim. Doğduğum günden beri yalan söylüyorum ben. Başka türlüsünü de bilmiyorum, tamam mı? Oldu mu? Ya abinler gibi davranmazsan, seni olduğun gibi kabul edersem, yine de yalan söyler misin? Tutamayacağın sözler verme yalan arası. Hadi. Hadi Defne, açsın biliyorum. Abinler gibi davran. Evet. Evet, üzerinde baskı kurdum. Seni tehdit ettim. Biliyorum. Annemi bulursan beni kaybedersin dedim. Sen de haliyle hep alıştığın gibi yalan söyledin. Belki ben bir daha böyle şeyler yapmam, sen de bir daha yalan söylemezsin ha? Bir daha böyle şeyler yapmam diyen adam beni zorla kaçırdı.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.